Herkese merhabalar. Ben İntegral Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya. Bugün zayıf bir veri akışı takip ediyoruz. Baktığımız zaman sabah saatlerinde Almanya'dan tüketici güven endeksi açıklandı. Tüketici güven endeksi beklentinin biraz üzerinde gelmesiyle birlikte paritenin 1.09 bölgesinde hareketlenmelerini yeniden takip etmiş olduk. Euro-dolar paritesi üzerinde etkili hareketler dün ABD tarafından açıklanan veri akışıyla sağlandı. Özellikle ABD ekonomisine ait dayanıklı tüketim malları beklentinin biraz üzerinde, beklentiye paralel ılımlı bir şekilde açıklanmasıyla birlikte Mart ayındaki verinin pozitif yönde revize edilmesi piyasa tarafından olumlu algılandı. Aynı zamanda baktığımız zaman ABD'de açıklanan hizmetler PMI verisinin beklentinin altında kalması bir miktar denge yaratsa da parite üzerinde 1.0880 desteğiyle birlikte 1.0930 bölgesi arasında hareketlenmeleri takip ettik. Bugün ise 1.09 bölgesinin üzerinde tutunma gerçekleşiyor Euro-Dolar paritesinde. Ama güçlenmenin sağlanabilmesi açısından teknik anlamda baktığımızda günlük grafikte 50 saatlik hareketli ortalamanın geçtiği 1.0960 bölgesinin üzerine atması beklenebilir. Eğer buranın üzerinde kalıcı bir seyir gerçekleşirse 1.010 ve 1.10.30 ve 1.10.50 bölgesi bizim için hedef bölgesi olacak. Gevşeme hareketlerinde ise tekrardan 1.0880 ve 1.08 bölgesi test edilebilir. ABD tarafına baktığımız zaman özellikle bugün mortgage başvurularının açıklandığını görüyoruz. Mortgage başvurularının beklentinin üzerinde kalması dolar TL'de bir miktar hareketlenme yaratabilir. Ancak cuma günü açıklanacak ABD büyüme verisi çok daha önemli olacak parite üzerinde. Bugün yurt içerisinde ekonomik güven endeksi açıklandı. %1.5 artış da 82.16 seviyesinde açıklandı. Paritede şu anda 2.64 bölgesine doğru bir hareketlenme var. Ancak 2.64 seviyesinin üzerinde kalıcı bir seyir sergilenebilmesi için henüz şu anda çok fazla alımların yeterli kalmadığını görüyoruz. Bu yüzden 2.63 bölgesini şu anda takip ediyor olacağız. Altın fiyatlarına baktığımızda dün ABD ekonomisindeki açıklanan verilerin genel anlamda pozitif algısı ile birlikte 1200 seviyesinden 1188 seviyesine doğru kademeli olarak geri çekildiğini gördük. Bugün ise gevşeme hareketlerinin devam etmesiyle birlikte 1180 kritik desteği ki özellikle haftalık grafikte 1180 desteği çok iyi çalışıyor ve geri dönüşler sağlayan bir seviye. 1180 seviyesinin altına geçilmediği sürece kademeli olarak alım yönünde durulabilir. Baktığımız zaman 1200 psikolojik seviye ve 1204-1208 kademeli olarak dirençler bu bağlamda takip edilebilecek direnç seviyeleri. Bugün içerisinde gelişmelerin devamı için Integral Forex TV'den ayrılmayın. İyi günler. Integral Menkul Değerler. Forex'te güvenin simgesi.